Ekospor'dan herkese güzel bir çarşamba günü dileyerek bugünkü yayınımıza başlayalım. Bugün çok değerli bir konuğum var stüdyoda. Deloitte Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Ortağı Sayın Cem Sezgin. Cem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Biz şimdi genelde Deloitte'dan konuklar alıyoruz ama bu genelde bu para ligiyle ilgili oluyor. Tabii. O rapor zannediyorum sene başlarında açıklanıyor. Evet, yanlış daha Şubat, Mart gibi. Evet. O açıklandığı zaman hemen Deloitte'dan bir konuk alıyoruz ve bu raporu birlikte değerlendiriyor oluyoruz. Ama bugün sizi konuk etme sebebimiz o değil. Zaten rapora daha var. Bugünkü konuk sizi konuk etme sebebimiz o değil. Siz enteresan bir korelasyon üzerine bir BRICS ülkeleriyle olimpiyatların ve büyük spor organizasyonlarının düzenlenmesi arasındaki bir korelasyon üzerine bir yazınız var. Bu da Bloomberg'de de sitesinde de yayınlanmış. Evet. Yazı çok ilgimi çekti benim de hakikaten. Önce bu korelasyondan biraz bahsedelim isterseniz. Bunun ne olduğundan, nasıl bir etkileşim içerisinde olduğundan, bunun ortaya çıkışından biraz bahsedelim. Daha sonra ülkeler üzerinde tek tek falan da dururuz. Aslında zamanlama olarak da iki tane popüler konunun ben denk geldiğini düşünüyorum. Malum çok yakında bir olimpiyat sınavı ülke olarak verdik. Son 4-5 senedir de acaba BRICS hatta daha önceki ismiyle BRIC'in sonuna hangi ülkeler eklenebilir? Türkiye de buna aday olabilir mi diye çok tartışılıyordu. Bu ikisi aynı döneme denk gelince ben de arada bir korelasyon olabilir mi? Acaba dünyada ekonomisi daha ön planda olan ülkeler spor organizasyonları özellikle böyle büyük organizasyonları almada daha şanslı mı oluyorlar diye bir araştırma yaptım. Her şeyin çıkış noktası da bu oldu. Evet, yani bunu ve yaptığınız araştırmanın sonucu da pozitif gözüküyor. Evet, galiba böyle bir korelasyon var gibi gözüküyor. Hatta yani bu G8 ülkeleri değil, bu arkasından hemen onların arkasına yerleşmiş olan bu BRICS ülkeleri birazcık daha fazla bu organizasyonlara aday oluyorlar, bu organizasyonları düzenliyorlar gibi gözüküyor. Şimdi biz Türkiye'nin bir konumuna bakalım. Türkiye bu BRICS ülkelerinin arkasına eklenebilir mi? Biraz ondan bahsedelim. Çünkü Güney Afrika'nın eklenmesi bana biraz enteresan geldi sizin verdiğiniz değerlere bakınca. Güney Afrika eklenebiliyorsa biz eklenebiliyor muyuz? Biraz ondan bahsedelim isterseniz. Tabii ki. Aslında belki de ilk bakmamız gereken şey BRIC. Ben biraz daha BRIC gibi almanın tanımı daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü bahsettiğiniz şekilde South Africa yani o sona eklenen S'nin biraz özel bir durumu var. Onu da daha sonra parantez açacağım. BRIC ülkeleri dünyada nüfus, yüz ölçümü ve gayri safi milli hasıl yani ekonomik büyüklük açısından 200'den fazla ülke arasında ilk 10'a giren 5 ülkeden 4'ünü oluşturuyor. Diğer 5.'si zaten Amerika Birleşik Devletleri tartışması bir şekilde. Böyle olduğu zaman aslında çok fazla gelişmekte olan gelişmiş ülkeleri dahi birçok alanda fark attıklarını görüyoruz. O yüzden özel bir lig gibi alabiliriz BRIC'i. Fakat BRIC sonuna neden daha sonra Güney Afrika'yı ekledi? Belli bir coğrafyası sıkışmış bir özelliği vardı BRIC ülkelerinin. Daha çok Avrasya ve Güneydoğu Asya artı işte Güney Amerika'nın bir kısmı gibi. Ama Afrika burada yeni bir pencere açtı. Ve kendi bulunduğu kıtanın en büyük ekonomisi olduğu için de bu gruba eklenince ayrı bir renk, ayrı bir güç jeopolitik açıdan da baktığımızda sadece ekonomik değil katlı diyebiliriz. Yani zaten burada zannediyorum bir trend de takip ediliyor. Doğru. Yani dünyanın takip ettiği bir trend de var. O trende bakınca, onun peşine takıldığınız zaman Güney Afrika burada öne çıkan rollerden bir tanesini kaptı zannediyorum. Doğru mu düşünüyorum acaba? Kesinlikle. Afrika'nın belki şu anki hacmi, büyüklüğü diğer BRICS ülkeleri kadar olmasa da vaat ettiği gelecek açısından en azından büyük bir potansiyel taşıyor. Demin Türkiye'nin durumunda değindik. Şu anda grafiğimizde de var BRIC ülkeleri. Bir de onun yanında ikinci bir grup daha var. Türkiye şu anda o grup içerisinde gözüküyor. Doğru. Evet, MİT ülkeleri arasında gözüküyor. Tamam, evet, devam edelim lütfen. Şimdi BRICS ile MİT'in şöyle bir farkı var. BRICS aslında devlet başkanları düzeyinde organize olmuş, bir araya gelen ve ortak stratejiler belirleyen ve dünyada önümüzdeki 10-100 belki daha uzun zaman dilimine yön verecek bir topluluk. Yani resmi bir organ. MİT ise bir diğer ismiyle MIST bazen Güney Kore'ye Kore'ye şeklinde S harfi de kullanılıyor ama MİT ise daha ziyade ekonomistlerin, fikir liderlerinin tamamen kağıt üzerinde bir araya getirdiği aday ülkeler gibi. Yani bugün işte gelişmiş ülke arasında dünyanın en büyük ekonomisi aslanlar, işte BRICS'i de kaplanlar olarak tanımlarsak belki de leoparlar da işte bu MİT dediğimiz ülkeler ve Güney Afrika'nın BRICS'e girdiği
kriterlere baktığımız zaman aslında MİG ülkelerinin her birinin Türkiye'ye dahil rahatlıkla bu gruba girebileceğini düşünüyoruz. Ama bahsettiğim gibi Güney Afrika'nın kendi özel bir durumu söz. Çünkü yani mesela gayri safi milli hasılada falan zannediyorum, yanlış hatırlamıyorsam biraz evvel grafiklerden bir tanesinde vardı. Mesela 29. sırada falan galiba Güney Afrika Cumhuriyeti. Türkiye, doğru. Mesela MİG ülkelerini bu anlamda sıraladığımız zaman arka arkaya denk geliyorlar. Hakikaten 14, 15, 16, 17'lere civarına, doğru, denk geliyorlar. O yüzden öyle bir grubun oluşmuş olması o anlamda o kriter açısından doğru gözüküyor. Ama Güney Afrika çok daha ekstrem bir durumuyla bir üst lige çıkmış gibi gözüküyor sanki. Evet, bu tamamen özel jeopolitik konumu ve tabii ki bu BRIC ülkelerinde Afrika kıtasındaki özel çıkarları. Yani bunlar çok... aslında spordan, ekonomiden bile daha derin, jeopolitiği de kapsayan dengeler olduğu için Afrika'ya bence öyle özel bir, evet, orada yer açmışlar. MİG ülkelerinde ise Kore'nin parlayan bir yıldız olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü gayri safi milli hasıla dışında yurdunuza çektiğiniz, ülkenize çektiğiniz direkt yabancı sermaye, sizin yurt dışında yaptığınız doğrudan yabancı yatırım, ihracat rakamları, ithalat rakamları gibi birçok ekonomik büyüklüğe baktığınızda Güney Kore'nin birçok gelişmiş ülkeden bile daha iyi performans gösterdiği alanlar var. O yüzden Güney Kore sanki bu MİG ülkeler içerisinde, hani bugün bir BRICS'e yeni bir harf ekleyecek olsak Güney Kore gibi duruyor Güney sanki. Kore gibi gözüküyor. Zaten şimdi asıl konumuza dönecek olursak, hı-hı, yani bunun spor organizasyonları düzenleme kısmı ile ilgili, evet, konuya dönecek olursak da Güney Kore'nin gerçekten de son döneme baktığınızda dev spor organizasyonlarını düzenlediğini, bunları düzenlemeye şu anda hala aday olduğunu, önümüzdeki dönemde düzenleyeceğini zaten görüyoruz. Bu anlamda bu korelasyona baktığımız zaman da o da hakikaten o şekilde gözüküyor gerçekten de. Şimdi tek tek ülkeleri ele alacak olsak, şimdi bu BRICS ülkeleri Brezilya, Rusya, Hindistan, India olduğu için İngilizce'de, Çin, evet, ve Güney Afrika, biraz evvel de bahsettiğimiz gibi. Brezilya ile mesela başlayalım. Brezilya'nın buradaki konumu nedir? Ve şu anda zaten bu programda sürekli olarak konuşuyoruz. Önümüzdeki iki tane dev organizasyonun zaten ev sahipliğini yapacak olan ülke Brezilya. Brezilya'dan başlayalım isterseniz. Tabii Brezilya, demin bahsettiğim üç kriterde dünyanın ilk 10'unun içerisinde olmasının yanı sıra, hı hı, tabii ki sadece bu ekonomik korelasyonla spor organizasyonu ne kadar birbiriyle ilintili olsa da, hı hı, başka kriterler de var. Brezilya sporda belli başarı sağlamış bir ülke. Özellikle, spor ülkesi yani Brezilya. Evet, evet, yani özellikle futbol, ki dünyada açık ara en, hı hı, popüler spor dalı. Artı tüm zamanların büyük spor organizasyonlarındaki madalya sıralaması yapıldığında, hı hı, ya da yaz ve kış olimpiyatlarının genel olarak bir madalya sıralaması yapıldığında Brezilya hep yani en ön sıralarda olması bile belli ağırlığı olan bir ülke. Hı hı. O yüzden bir yandan ekonomik, sosyokültürel ve nüfus açısından dünyada önde geliyorsunuz. Bir yandan sporda kendinizi ispatlamış bir ülke ve belli sempati toplamış bir ülkeysiniz ki kendi kıtanızın da ta Orta Amerika'dan Güney Amerika'nın ucuna kadar en büyük ekonomisi olduğunu göz ardı etmezsek Brezilya'nın zaten böyle organizasyona imza atması şaşırtıcı değil. Beni şahsen şaşırtan iki tanesi de birden çok yakın bir zaman zarfı içerisinde, evet, bizi de alabilmiş olması. Yani evet, bu bizi de zaman zaman şaşırtıyor. Üstelik bir kısmı ile ilgili de organizasyonla ilgili, stadların yetişmesiyle ilgili de sorunlar da yaşıyorlar zaman zaman. Şimdi böyle ülkelerin bir de ama böyle de problemleri var bir yandan da. Yani tam mesela G8'e dahil olmayan, şimdi o ülkeler oldukları zaman mesela onlarda işlerin çok daha fazla nasıl diyeyim, daha kurumsal bir yapıda yürüdüğünü, daha planlı programlı yürüdüğünü görüyoruz. Ama mesela bu ikinci kısma geçtiğimiz zaman onların hepsinde tamamında böyle değil. Aynı şey BRICS'in R'siyle de aynı şekilde bu söylediklerinizi onlar için de söyleyebiliriz sanki gibi duruyor. Rusya'da dev bir ekonomi, sporda çok başarılı olmuş bir spor ülkesi olarak biliniyor. O da yine aynı şekilde böyle dev organizasyonlara ev sahipliği yapıyor, adaylık yapıyor ve ev sahipliği alıyor. Biraz da Rusya'dan bahsedelim isterseniz. Aslında çok güzel bir benzetme yaptınız. Her ne kadar kıtaları, coğrafyaları çok farklı olsa da geçmişleri Rusya, Brezilya'ya bu anlamda bu kriterlere göre çok benziyor. Rusya'nın çok yakında önümüzdeki sene vereceği bir sınav var. O da Soçi'de düzenlenecek. Evet. Kış olimpiyatları, ki kış olimpiyatları gittikçe uzun süre yaz olimpiyatlarının gölgesinde kalmış olmakla birlikte daha fazla ilgi çeken, seyirci anlamında, katılan ülke anlamında, sporcu anlamında bir organizasyon. Rusya burada önemli bir sınav verecek. Daha sonra başka büyük spor organizasyonlarında Rusya'nın ev sahipliği yapacağını görüyoruz.
Rusya ekonomisi, ekonomik canlılığı kadar Brezilya'dan çok daha öne plana çıktığı bir diğer husus da demin değindiğim bu sportif başarı. Hı hı. Çünkü tüm zamanların en başarılı spor ülkeleri sıralamasında Amerika'dan sonra ikinci ülke Rusya. Tabii eski Sovyetler mirasına dikkat alırsak madalya sıralamasında Rusya. O yüzden hani Rusya'nın bu alanda daha fazla bir ağırlığı da var. Var diye düşünüyoruz. Aynı şey ama aynı problem onlarda da gözüküyor. Yani bu organizasyonları zamanında yetiştirmek, bütün o harfiyen plana uymak gibi bir konu söz konusu olduğu zaman aynı Brezilya gibi Rusya'nın da şu anda soru işaretleri var. Sochi ile ilgili de problemler yaşadılar. Evet. Birkaç kez bir değişiklikler olduğu yönetimlerde vesaire. Onda da problem yaşamaya devam ediyorlar. Şimdi bu enteresan başka bir ülke var sırada. Hindistan. Biraz evet. Hindistan'dan bahsetmek lazım. Şimdi Hindistan hakikaten ekonomi olarak dev bir ekonomi. Yani dünyanın geleceğine yön verecek ekonomilerden bir tanesi olarak görülüyor. Evet. Nüfusuyla vesairesiyle, iş gücüyle. Ama spor organizasyonları içinde Hindistan'ı çok fazla görmüyoruz. Bu dev spor organizasyonları, sizin de listesini vermiş oldunuz bize grafik olarak. Bu yaz olimpiyatları, FIFA Dünya Kupası ve kış olimpiyatları. Bu üç tane büyük organizasyon diye bunları koyacak olsak Hindistan bunların içerisinde gözükmüyor. Yok. Evet. Biraz Hindistan'dan bahsedelim. Hindistan'ın konumu ve durumu nedir BRICS ülkeleri arasında? Ve neden bu spor organizasyonlarında Hindistan'ı görmeyiz biz? Yani Hindistan şöyle diyeyim, ekonomik büyüklük açısından, diğer büyüklük açısından her ne kadar dünyada çok gündemde olan bir ülke olsa da maalesef bir spor ülkesi olarak kendini kabul ettirmiş, kanıtlamış durumda değil. Rakamlar da bunu çok destekleyici. Mesela bir önceki bahsettiğimiz yeğenimiz ülke Rusya. Hı hı. Rusya ikinci sırada dedik tüm zamanların en başarılı spor ülkesi olma anlamında. Hindistan bu listede 85. sırada. Evet. FIFA dünya sıralamasına gelirsek dünyanın en popüler sporu olan futbolda. Mesela Brezilya'dan demin bahsettik. 8. sırada şu anda. Hı hı. Ve bu Brezilya'nın hani ligde gelediği bir sıra. Evet. 8. Brezilya'nın hedeflediği bir sıra değil. Hindistan kaçıncı sırada diye düşünürsek 155. sırada. Evet. Yani dünyanın en büyük ikinci nüfusuna sahipsiniz ama dünyanın en popüler sporunda 155. sırasındasınız. Olimpiat madalya sıralamasında yine böyle. Hı hı. Şu ana kadar Türkiye'nin olimpiyatlarda aldığı madalya 80. Kat be kat daha büyük bir ülke olan ve ekonomi olan Hindistan'ın aldığı toplam madalya sayısı sadece 20. Evet. Belki bunu biraz şunu da bağlayabiliriz. Hindistan geç bağımsızlığını kazanmış. Hı-hı. Bu tür organizasyonlara Hindistan adı altında son yarım yüzyılda katılmış, hı-hı, bir ülke. Ama tek başına bu mazeret olamaz. Evet. Tabii birden fazla kriter hangi ülkenin hangi ülkede düzenleneceğine karar verirken geçerli olduğu için, hı-hı, sadece ekonomik boyuta da bakmamak lazım. Sporda da biraz üstünü kanıtlıyor olması gerekiyor. Evet, onu da tam sormak istiyorum hakikaten. Hem sporda başarı anlamında rüştü kanıtlıyor olması gerekir Hindistan'ın. Hı-hı. Hem bir yandan da bu tip organizasyonların ev sahipliğine aday oluyor olması Hindistan'ın bir anlamda marka değerini de arttıran bir husus haline gelmez mi acaba? Doğru. Bunu belki şeye de bağlayabiliriz. Bu BRICS ve MİKT ülkelerinin dünyadaki marka değeri açısından yapılan... Gerçi buraya birden fazla çok değişik kriterler dahil oluyor ama hangi konumda oldukları. BRIC ülkeleri içerisinde, Güney Afrika'yı ayrı tutuyorum. İlk 10 içerisinde olmayan marka değeri açısından tek ülke Hindistan. Evet. Ama orada da haksızlık etmeyelim. Yani onu ucundan kaçırıyor 12. sırada. Hı hı. Ben Hindistan'ın daha iyi noktalara geleceğine inanıyorum. Son 5-10 senede daha fazla ivme kazandı. Yani Çin kadar bu atılıma... daha önce başlamadı. Evet. Şimdi hazır Çin'den bahsetmişken, evet, biraz Çin'in üzerinde de durmakta fayda var. Çin son dönemde çok başarılı bir olimpiyat organizasyonu gerçekleştirdi. Zaten onların kültürel yapısı sebebiyle de bir organizasyonları üstlerine aldıkları zaman çok başarılı bir şekilde gerçekleştireceklerinden adımız gibi emin oluyoruz zaten. Bizim dışarıdan baktığımız en azından böyle oluyor ama işin içerisinde tabii insan hakları, çalışan hakları ile ilgili pek çok soru işareti olabiliyor. Aynı şekilde olimpiyatlarda da olmuştu. Biraz da Çin'den bahsedelim isterseniz. Şimdi BRICS parantezini açtığımızda BRICS'in içinde bile Çin'in ayrı bir yeri var. Artık Çin'in yani dediğiniz o özel konular dışında tartışılacak bir yanı kalmadı. Amerika ve Çin birçok alanda dünyada liderler. Zaten dünyanın artık en büyük ekonomi arasında Çin. Bununla beraber sporda da en başarılı üç ülke arasında. Evet. Ve bu artarak devam ediyor. Yani
Kore, Güney Kore ve Çin özelinde baktığımızda sadece mevcut dönemdeki yani toplamdaki başarıları değil, son 10 senede yakaladıkları grafik çok düşündürücü. Evet, evet. Yani hem ekonomide hem sporda inanılmaz bir şekilde diğerlerini de ekarte edip, gelişmiş ülkeleri de ekarte edip ön plana doğru çıkıyorlar. O yüzden hani Çin bundan sonra da bu tür organizasyonları alır, en güzel şekilde organize eder ve madalyaları da toplar. Yani trend bunu gösteriyor. Hiç şüphe yok. Ama orada yani şeyle ilgili soru işaretleri de hep var. Çin üzerinde onu söylemek lazım. Az evvel biraz böyle biraz bahsettim ama hem insan hakları hem de çalışan hakları ile ilgili soru işaretleri zaten hep Çin üzerinde zaten vardı. Ama sporcuların hakları ile ilgili olarak da onların üzerinde yine soru işaretleri var. Yani pek çok hikaye var hakikaten. Çinli sporcuların olimpiyatta madalya almaları için işte senelerce aileleriyle görüşemedikleri, günün 18 saati spor yapmak ve antrenman yapmak zorunda kaldıkları, bunlarla ilgili ciddi soru işaretleri hakikaten var. Onu da belirtmek lazım. Yani Çin'in evet ekstra bir durum var ama üzerinde de pek çok soru işareti var. Yani birçok ulusta işte 7-8 yaşında belki başlayan bir spor dalına Çinli çocuklar 3 yaşında başlayabiliyorlar. Evet. Yani iki katı daha fazla antrenman yapabiliyorlar. Dediğiniz gibi bu yani sürdürülebilir ve insan haklarına hani çok örtüşen bir model mi tabii? Değil. Evet, onu hakikaten sorgulamak gerekir. Peki ikinci diğer kısma gelelim biraz da. MİT ülkelerine gelelim. Evet. Onlar da Meksika, Endonezya. Evet. Endonezya da enteresan bir örnek hakikaten de. Orada Kore var ve Türkiye. Evet. Birazcık da bu ülkelerden biraz bunun genelinden bahsedelim isterseniz ve bunların sportif duruşlarından da biraz bahsedelim. Şimdi ben yine Kore diyemek istiyorum. Evet. Az önce siz de zaten çok güzel vurguladınız. 1988'deki Seul olimpiyatlarından başlayarak önümüzdeki senelerde 2018'de kapsayan 30 senelik zaman diliminde hem yaz olimpiyatları, hem kuş olimpiyatları, hem de FIFA Dünya Kupası'na Japonya ile ortak düzenlediği ve bizim de iyi bir derece aldığımız, evet, üçüncü olduğumuz, bir anda onu da almış olduk. Almış olduk. Organizasyonun üçüne birden yapabiliyor olmak, yani 30 senede böyle üçüne birden imza atıyor olabilmek çok önemli bir şey. Peki bunu neye bağlıyorsunuz hakikaten? Bunda bir şeyin korelasyonu var mı gerçekten de? Kesinlikle var. Çünkü mesela MİT ülkeleri içerisinde ardışık bir şekilde sıralanıyorlar. Dünyanın işte 14.sü Meksika, 15 Kore, 16 Endonezya, 17 Türkiye gibi. Böyle bir kağıt üzerinde baktığımız zaman zaten bu ekonomi birbirine çok yakın gibi düşünebiliriz. Ama ben özellikle şuna dikkat çekmek istiyorum. 15. olan Kore ile 17. olan Türkiye arasındaki fark 1.43. Yani Kore ekonomisi Türkiye'nin 1.43 misli. Hı hı. Ya da daha değişik bir istatistik vereyim. Kore'nin toplam gayri safi milli hasılasını karşılamak için Türkiye ve Güney Afrika'nınkini birleştirmeniz gerekiyor. Ancak karşılıyor. Ya da Arge'ye gayri safi milli hasıladan Kore'nin 2011 yılında ayırdığı pay gayri safi milli hasılasının neredeyse %4'ü, 3.7'si. Bu diğer 3 MİT ülkesinin üçünün birleşiminin 3 katı. Yani o kadar kendini açıklayıcı rakamlar ki bunlar. Aynen. Sonunda ne oluyor? İşte Kore'den Samsung gibi, LG Lucky Gold Start gibi, Hyundai gibi birçok marka da çıkıyor ve Kore'nin uluslararası anlamdaki saygını da artıyor. Ama sadece dediğim gibi sadece ekonomik verilerle bunu açıklamak imkansız. Gittikçe Japonya geçti mesela. Son senelerin olimpiyat performansında Kore topladığı madalyada Japonya bile geçti. Biri 10. biri 9. Aynen. Biraz daha gerideydi. İlk 5'e doğru sportif başarıda da gidiyor. Ve az evvel söylediğinize bir destek olarak da söyleyeyim. Dünyanın en inovatif ülkeleri arasında da Güney Kore'nin çok önemli bir yeri var bildiğim kadarıyla. Yanlış bilmiyorum herhalde değil mi? Kesinlikle ve tüm BRICS ve MİT ülkeleri arasında bu alanda Çin ve Kore ön plana çıkıyor. Çünkü bahsettiğimiz ithalattı, ihracattı, gayri safi milli hasılaydı ya da doğrudan yabancı yatırımdı. Bunlar biraz daha kantitatif değerler. Hı hı. Bir de biraz da işin niteliksel kısımları var. Niceliksinin ötesinde. Hı hı. İşte rekabetçilik, yenilikçilik, marka gibi. Kore bu alanlarda da bırakın gelişmekte olan rakiplerini, gelişmiş ülkeleri bile bayağı zorluyor. Bir ülke. Evet. Peki, biraz da Türkiye'nin programın sonuna doğru artık. Hı. Biraz da Türkiye'nin performansından bahsedelim. Şu andaki mevcut durumundan. Bu ligleri, özellikle BRICS'ten bahsediyorum, onu zorlama, onun sonuna eklenme ihtimalinden ve tabii ki dolayısıyla sonunda da bu büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilme ihtimalinden bahsedelim. Bizim zaten hani ülkemizin 2023 vizyonu, dünyada ilk 10 ekonomiye girmek. Evet. Burada zorlu bir yarış içerisindeyiz. MİT
bünyesinde olmak, sanal bir grupta olsa aslında bizim potansiyelimizi göstermesi açısından önemli. Hı hı. Ve Türkiye'nin 2003 ile 2013 yılları arasındaki kümülatif büyüme oranına baktığımızda bu diğer ülkelere göre umut veriyor. Ama tüm bunların yanı sıra birçok kritere göre karşılaştığımızda, hani BRICS ülkeleriyle MİKT ülkelerini bir araya getirdiğimizde bu 9 ülke arasında Türkiye'nin yeri, hı hı, yani belli ekonomik göstergelere göre hangi sırada dersek, ya 7. sıraya biraz oturmuş gibi oluyor. Evet. Endonezya'yı geride bırakıyor. Bazı kriterlerde 7. bazı kriterlerde 8. Evet, doğru. Genelde öyle gibi gözüküyordu. Ama bir ortalama aldığımızda hani oturdu. Yer şu anda 7.lik gibi. Ama bu bir seneye mahsus verilen bir kupa değil. Sürekli bir yarış. Hı hı. O yüzden yani hem sporcularımızın yetişmesi, sportif anlamda kazanacağımız başarılar, hem de ekonomi anlamında ülkemizin varacağı daha üst noktalar bizi rekabet anlamında daha üste taşıyacak. Hı hı. Çünkü siz dünya ticaretinde, ithalatta, ihracatta topladığınız ve sunduğunuz yabancı yatırımda toplam ekonomik büyüklüğünüze ne kadar söz sahibi olursanız, bu tür organizasyonları almada da şansınız o kadar artıyor. Tabii ki bazı jeopolitik unsurlar var. Örneğin işte bir sonraki olimpiyat ya da büyük spor organizasyonu, eğer buna bir Avrupa ülkesi aday olacaksa, bu oylamada size oy vermiyor olabiliyor. Ya da aranızın çeşitli sebeplerle limoni olduğu o dönemde bir ülkenin delegesi size oy vermiyor olabiliyor. Yani bunlar çok doğal şeyler, ama tek bunlarla açıklamak, tek ekonomik büyüklüğü açıklamak, tek de sportif başarı açıklamak mümkün değil. Hepsinin dengeli bir sonucu bu. Sadece şu, ekonominin payı gittikçe artıyor. Çünkü nüfusu büyük olan bir ülke spor tesislerini bu müsabakalar sırasında doldurabiliyor. Hı hı. Ekonomisi büyük olan bir ülke bu tesisleri zamanında yetiştirip böyle büyük yatırımların altına imza atabilip hakkıyla bu organizasyonu yapabiliyor. Biraz da diğer ülkenin size güvenmesiyle ilgili. Bence Türkiye iyi yolda ve zorlamaya devam etmesi lazım. Bunu aslında genel olarak hepsini bir paket olarak düşünebiliriz yani. Kesinlikle. Değil mi? Doğru. Öyle madde madde saydığınız gibi biraz evvel bir paket halinde düşünmek lazım böyle bir şeyi. Ve sadece bir tanesiyle ön plana çıkıyor olmanın hakikaten de yeterli olmadığını görüyoruz. Evet. Spor ülkesi haline de geliyor olmak gerekiyor. Evet. Ekonomik anlamda da büyüyor olmak gerekiyor. Marka değeri anlamında da biraz cilalanmak da gerekiyor. Doğru. Zannediyorum. Evet. Peki programın sonuna geldik bununla beraber. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok orijinal, çok enteresan bir raporlama olmuş hakikaten de. Çok teşekkür ediyorum bunun için ve her zaman bekliyoruz. Sağ ol, çok mersi. Çok teşekkürler. Evet, Ekospor'un bugünlük sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden karşınızda olmayı umut ediyoruz. O zamana kadar hoşçakalın efendim.